Herkese merhaba. Bugün Prime Akademi'de motivasyon hakkında yeni şeyler konuşacağız. Bugünkü konuğum Müge. Hoş geldin. Merhaba Özgeciğim. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Yeni bir yıla giriyoruz. Büyük bir heyecan ve keyifle bekliyoruz. Evet. Yeni yılın çok güzel, bilirsin, PTT diye bir kısaltması vardı. Pijama terlik. Televizyon. Aynen öyle. Şimdi bizim de yeni bir kavramımız var. PPE, pandeminin pijama etkisi. Şimdi hep daha önceki videolarımızda anlatıyoruz. Günlük rutinler oluşturalım, bir şeyler yapalım. Bunları nasıl yaparız, nasıl ederiz tartışıyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz, konuşuyoruz. Ama atladığımız bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi de pandeminin pijama etkisi diye uydurduğum bir kavram oldu. Nedir bu? Rahat giyime artık biliyorsun ona özen gösteriyoruz. Çalışmalarımız da hızla evde devam ediyor. Hali hazırda kıyafet seçimlerimiz de pijamadan yöne gidiyor. Hani esprili olarak capsler de çok türedi biliyorsun. Evet, üstte evet. Gömlek, ceket, altta işte şortların olduğu çekimler, fotoğraflar sosyal medyada sıklıkla sizin de karşınıza çıkıyordu. Hatta işe nasıl başlayacak diye konuşuyoruz değil mi insanlar? Evet. Kafaları karışacak şekilde. Aynen, aynen öyle. Ama tabii ki bunları yaparken de işte günlük rutinlerimize bazı şeyler ekleyelim diyoruz ya, işte kıyafetimizi değiştirelim, çalıştığımız ortamı düzeltelim vesaire eklerken. Tabii ki bunların bilimsel olarak da bazı açıklamaları var. Hı hı. Biz bugün burada senden o bilimsel açıklamayı alıp birazcık bunları günlük rutinlerimize nasıl ekleriz bunları da dinlemek istiyoruz. Hı hı. Teşekkür ederim Özgeciğim, haklısın. Bu pandemi dediğimiz şey bizim gerçekten milletimizin ne kadar yaratıcı olduğuyla ilgili birçok şeyi bize gösterdi. Bu PPE'de senin yaratıcılığın noktasında hayatımıza yeni girdi. Aslında pandemideki pijama etkisinden bahsettiğimizde bizim genel anlamda sürecimizi yönetirken, herhangi bir şey hedeflerken hazır bulmuşluk düzeyimizin ne olduğuyla birebir ilgili bir konu. Gerçek performansımızı sergileyebilmek için tabii ki bu işe hazırlanma, işi uygulama ve değerlendirme diye üç ayrı bölümden oluşuyor. Genel anlamda en basit tanımıyla ifade edersek. İşte bu hazır bulunuşluk aslında sürecin tamamını birebir belirleyen bir nokta. Unutmamak gerekiyor ki biz işe giderken, çocuklar okula giderken, evde yemek yaparken ya da televizyon izlerken her zaman bir ön hazırlık sürecinden geçiyoruz değil mi? Evet. Yani takım elbiseyle televizyon seyrettiğimiz zaman ya da oturma odasına geçip ayağımızı uzatamıyoruz. Bunun gibi aynı sistem diğer işleri yaparken de geçerli. Çocukları göz önüne alalım. Sabah kalkarlardı, ellerini yüzlerini yıkar, dişlerini fırçalar, işte okul kıyafetlerini giyip çantalarını alıp bir yerden bir yere gidip orada öğrenmeye hazır hale gelirlerdi. Bizler neler yapıyorduk? Sabah kalkıyoruz, üstümüzü giyiniyoruz, makyajımızı yapacaksak yapıyoruz. İşte bir araca biniyoruz, işimize gidiyoruz, orada gerekeni yapıyoruz. Bütün bunların tamamı o işi yapabilmek için, bizim motivasyon kaynaklarımızı aktif olarak kullanabilmek için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla hazır bulunuşluk düzeyimiz. Pandemide maalesef ki tek bir alanda birçok şeyi yapmaya çalışmak zorunda olmamızdan kaynaklı birbirini olumsuz etkileyen işte bu pijama etkisi diye tanımladığımız durumla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar yaşadıkları mekanlarda çalışmak, öğrenmek, üretmek zorunda kaldıkları bir döneme girdiler. Bu pijama etkisini azaltmak için neler yapabiliriz noktasından hareket edelim istersen Özge. Sevdiğim bir örnek vardı, daha önce seninle sohbet ederken konuşmuştuk. Evlerin odaları var, niye var? Evet, aynen öyle. Şimdi evde her şey için ayrı bir odamız var ama belki olmaya da bilirdi. Birazcık genel geçer bir hale getirebilirsek bu konuyu, çalışmak için özel bir alan ayıramayabiliriz. Motivasyon noktasına geldiğimizde de bu konuda bu bizi motivasyonumuzu negatif anlamda etkilememeli. Yani bir mutfakta çalışmamız gerekiyorsa da mutfağa bir belirteç, bir şey koyabiliriz. İşte o an bize çalışma noktasında etki edecek ya da salonda bir köşeyi çalışma alanı olarak ayırabiliriz. Bunlar tabii konuşurken çok kolaymış gibi görünebilir ama eğer motive olmak istiyorsak ve gündelik rutinlerimize bunları eklemek istiyorsak bizim de biraz çabalamamız gerekiyor bu noktada. Evimizde, odalarımızda çalışma verimliliğimizi artırabilmek adına böyle dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Yani aslında motivasyonumuzu arttırabilmek için birinci adımı hazırlanma sürecini doğru
belirlememiz, doğru bir şekilde yoluna koymamız gerekiyor. Bunun için mutlaka bununla ilgili adımları doğru atmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? İşle ilgili bir konuda sorun yaşıyorsak, eğer motivasyonel bir konuda bir kaybımız varsa, o zaman dışsal faktörleri etkin hale getirmemiz gerekiyor. Çalışma ortamı gibi, kıyafetlerimiz gibi, hazır makyajımızı yapmak, saçımızı başımızı düzeltmek, kravatınızı takmak gibi bir noktada. Eğer öğrenciysek bununla ilgili olarak o gün öğrenmeye hazır hale geldiğimiz her şeyi ya da öğrenmemiz gereken her şeyi yanımızda, yöremizde, etrafımızda bulundurup bu noktada ilerlememiz gerekiyor. O zaman pandemideki pijama etkisini azaltabilmenin en önemli yolu, yolunu açığa çıkarmış oluyoruz ve gündelik rutinlerimize eklediğimiz şeylerin aslında ne kadar da bilimsel şeyler olduğunu alt kırılımda görmüş oluyoruz. Bugünkü katkısı için Müge'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Özgeciğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.